Herkese merhabalar. Bu dersimizde biraz daha değişkenlere yoğunlaşacağız arkadaşlar. İşin mantığını kavramak adına. Şimdi biz daha önceden değişkenlerin değerlerini RAM'de depolandığını görmüştük. Ve aynı değerde 2-3 tane farklı değişken oluşturduğumuzda 2-3 değişkenin de adresinin o değeri gösterdiğini gözlemlemiştik. Şimdi biraz daha buna yoğunlaşalım. Şimdi... Ee, değişkenler RAM'de bulunan hip mantıksal yapısı içerisinde depolanıyor arkadaşlar. Hip mantıksal yapısı bizim aslında objelerin depolandığı bir yapı. Bununla alakalı detaylı bilgiyi ben bu dersin altına kaynak linki olarak bıraktım. İngilizce ama e, İngilizce olsa bile e, Google Translate kullanarak yavaş yavaş çevire çevire birazcık da olayı anlayabilirsiniz. Tabii ki başlangıç seviyesindeyseniz şu anda buna bu kadar yoğunlaşmaya, odaklanmaya gerek yok. Ama yine de bu işin mantığını öğrenmek adına önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi biz e, nerede depolandığından, nasıl depolandığından bahsetmiştik fakat kaç byte yer kapladığından, yani bir değişkenin değerinin RAM'de kaç byte yer kapladığından bahsetmemiştik. Şimdi gelin isterseniz bunu biraz odaklanalım. Örneğin ben burada bir tane sayı oluşturdum, sayı 1 diyelim ve bu sayıyı 12 değerine atadım. Şimdi ben bu sayının değerini arkadaşlar bizim sistem kütüphanemizde bulunan şöyle Sys kütüphanesi var bu kütüphane deniyor bunlara modül deniyor ya da farklı ifadeleri de olabilir ama biz genelde bunlara kütüphane ya da modül diyoruz Python içerisinde o yüzden bu modüllerin zaten daha kapsamlı halini, kendi modülümüzü nasıl oluşturacağımızı vesaire hepsini göreceğiz. Şu anda ben bu değişkenin ne kadar yer kapladığını öğrenmek için bu modüle ihtiyaç duyuyorum. Bu zaten bu modülün içerisine gittiğimiz zaman tıpkı hani builtins.py dosyasının içerisine gitmiştik ya. Bu dosyanın içerisine gittiğinde de burada görüyorsunuz ki bazı belli bir takım değişkenler, bir takım bakın burada sistemin içerisine girdiğimiz zaman hangi Python versiyonu kullandığımızı görmüş olduğunuz gibi buradan Görebiliyoruz yani sistemin içerisinden Hatta şöyle gelip Sys.version yazdığımızda Görüyorsunuz ki Burada direkt bize Buradaki Değer ne ise Aynısı karşımıza çıkıyor çünkü zaten ben buradaki Değişkenin Değerini ne yapıyorum farklı dosya içerisinden aslında çağırmış oluyorum diyorum ki bana sistem dosyasındaki versiyon değişkeninin değerini Getir diyorum burada görmüş olduğunuz gibi sistem nokta versiyon diyerek ne oluyor böylelikle karşımıza bu değer çıkıyor neyse şimdi sistemin içerisinde baktığım zaman bunun şöyle size of özel size of fonksiyonu var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu fonksiyon herhangi bir klasın altında olmadığı için yani bu obje diyelim daha doğrusu herhangi bir klasın altında olmadığı için biz buna fonksiyon diyebiliriz Metot dememeyi tercih ediyoruz. Şimdi konudan sapmayalım. Get size of fonksiyonuna baktığımız zaman bize return the size of object in bytes yani diyor ki e, objenin boyutunu döndürür. Yani objenin boyutunu bize byte olarak döndürür diyor. Objenin boyutundan kastımız ne? Örneğin ben burada 12 sayısının e, RAM'de ne kadar byte yer kapladığını merak ediyorsam, sistem modülünün içerisindeki get size of fonksiyonunu çağırıyorum ve içerisinde sayı 1 yazıyorum. Run dediğimde görmüş olduğunuz gibi 14 yer 14 byte yer kapladığını görüyorum. Şimdi ben bunu Ctrl -D, -D, D ile birazcık çoğaltayım ve şu sayı değerlerini birazcık arttır arttır gidelim. Mesela burada 123 yapalım, 1234 yapalım. Şöyle 1 2 3 4 5 yapalım. Yani bir basamak ekliyorum aslında. 6 7 dedim. Şöyle geldim run dediğimde görmüş olduğunuz gibi ne oldu? ilk 5 basamağa kadar aynı byte yani 14 byte yer kaplıyormuş bu değişken yani 12345 değişkeni bizim yani 12345 değeri objesi bizim RAM'imizde 14 byte yer kaplıyormuş yani HIP de buna HIP deniyor şöyle yazalım yani RAM'de bulunan HIP mantıksal yapısı içerisinde depolanıyor bu değerler dediğim gibi kaynak linkine bakabilirsiniz ee, ve şu son iki yani 6. basamaktan itibaren görüyorsunuz ki 16 byte 16 byte şeklinde yer kaplamış. Hatta basamak sayısını şöyle biraz daha arttıralım. Çok yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer 34 byte yer kaplamaya başladı. Yani sayı ne kadar büyüdükçe kapladığı alan o kadar artıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Şimdi daha önceden biz ilkel yani orta seviyeli programlama dillerinde e, bunu böyle doğrudan yazamıyorduk. Kim Şimdi Python bizim için Python Interpreter'ı bizim için arka planda ne yapıyor? Bunu dinamik bir şekilde RAM'de oluşturmamızı sağlıyor. Yani dinamik bir şekilde bu sayının oluşturulmasını ve bu sayıyla alakalı işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Yani normalde biz şurada sayı 1'i 2 ile çarpalım isterseniz. Şöyle sayı 1'i 2 ile çarptığımda normalde bu kadar sayıyı alıp da bununla işlem yapmak gerçekten zor da eskiden ama şu anda görmüş olduğunuz üzere gayet kolay bir şekilde bu işin içerisinden dinamik bir şekilde çıkabiliyoruz. Şimdi tabii ki şunu unutmayalım. Biz burada e, kaç böyle kaç byte kaç byte yer kapladığını söylediğini unutmayalım. Yani burada mesela geliyoruz. Şurada nerede hata var? Eee Unsupported for şimdi Artı kullandığımız için artı iki stringin birleşimi olduğu için bizim burada e, bu da sayı değeri olduğu için haliyle iki stringi birleştirebilirim ben burada diyor. O yüzden artıyı kullanamazsın diyor. E, bunun için iki yol var. Ya burayı virgül yaparız ya da bunu convert edip stringe çevirebiliriz. Ama şu an onu görmeye gerek yok. Şöyle geleceğim virgül koyarak bu işin içerisinden ben ne yapacağım, çıkacağım. Görmüş olduğunuz gibi 16 byte ve 24 byte 34 byte şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi e, gelelim biraz daha bunların adreslerine odaklanalım arkadaşlar. Tabi bundan birazcık bahsetmiştik ama yine üstünde durmakta fayda var bu adres meselesinde. Ben burada iki sayıyı oluşturdum. Sayı 1 ve sayı 2'yi bastırdığımda ne olacak? Bana iki, de, iki tane aynı değeri verecek. Peki ben bunların adresini bastırdığımda bana ne verecek? Şöyle yapalım. Sayı 1 adres diyorum. Şuraya bir tane kıvırcık parantez koyuyorum. Sayı Şöyle yazalım. Sayı 2 adres diyorum. Buraya da bir tane süslü parantez koyuyorum. Şuraya gelip ID sayı 1 yani bana sayı 1'in RAM'de şöyle yapacağım tabii ki bana sayı 1'in RAM'de hangi adresi gösterdiğini söyle diyorum aslında. İkinci olarak da sayı 2'nin hangi adresi gösterdiğini söyle dedim. Şunu da şöyle sayı 1 yapalım. Geliyorum run dedim. Görmüş olduğunuz gibi sayı 1 adres bu demi, sayı 2 adres de bu diyor bize. Yani buradan anlamamız gereken şu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim gösterilen adresler aynı. Yani burada 10 değeri yani istersek sayı 3 diyelim buraya. Sayı 3'e de 10 versem yine şöyle yapalım. Şuraya gelip ID sayı 3 diyorum şekilde. Şurayı kapatalım hatta. Şimdi ID sayı 3 dediğimde şuraya da sayı 3 adres diyelim. Yine bana üçünün de aynı adresi verdiğini göreceğiz. Bakın üçü de aynı adresi gösteriyor. Dediğim gibi bunun mantığı ne arkadaşlar? Bunun mantığı şu. Bizim burada 10 sayısını oluşturduğumuz anda RAM'de 10 değeri default'ta var zaten. Ve bu bir adrese sahip. Hangi adresmiş? 17 milyon, milyon mu kaç? 1 milyar 723 milyon 590 bin 720 adresin içerisinde bu depolanıyor. Şimdi siz burada sayı bir oluşturduğunuz anda hop sayı bir oluştu ya. Tak bunu adres gösteriyor. Şu adresi veriyor. Yani aslında bu kutuyu veriyor. Bunu bir konteyner gibi düşünebilirsiniz. Yani bir çöp tenekesi. Çöp tenekesinin içerisinde 10 var ve siz bu 10 değerini ne yapıyorsunuz artık? Sayı bir değişkeni 10 değerini işaret ediyor. Geldim buraya. Mesela sayı 2'yi oluşturduğum anda sayı 2 de aynı şekilde hop bu değişkeni işaret ediyor. Geliyorum sayı 3'ü oluşturduğum anda hop ne yapıyor? Bu da bu değişkeni işaret ederek ne yapıyor aslında? Eğer aynı değer kullanılıyorsa 3 farklı e, değişken için ayrı ayrı RAM'de yer kaplamıyor. Yani biliyorsunuz ki bizim burada 10 değeri kaç byte'de 14 byte yer kaplıyordu. Yani 12, 14 byte o değeri de 14 byte'tır. 14 byte yer kaplıyordur RAM'de. Böylelikle gidip 14 byte bunun için, 14 byte bunun için, 14 byte bunun için yer kaplamıyor. Yani 42 byte'lık bir alan işgal etmiyor. Gidiyor, bunu oluşturuyor. Sonra daha sonradan bunu böyle tak tak tak, bunu adres gösteriyor. Bu işi bitiriyor yani ip tarafında. Böyle bir güzelliği var. Şimdi devam edelim. Geldim sayılar için tamam durum iyi, iyi güzel hoş böyle. Peki karakter dizileri için nasıl? Yani stringler için nasıl? Ben burada gelip isim1 diyorum, Fatih dedim. Geliyorum buraya, isim2 diyorum. Buna da Fatih değeri verdim. Yani ikisine de aynı değeri verdim. Geleceğim, print diyorum, id isim1. Ee, hatta şöyle yapalım, şunu şöyle kopyalayacağım. Şuraya gelip sayı 1 değil de isim 1 diyeceğim. Buraya isim 2 diyeceğim. 2 tane örnek vermemiz yeterli burada. Mantığı zaten anladınız ben eminim. nokta format ID isim 1 ve ID isim 2. Tamam. Geliyorum kodumu çalıştırıyorum. Bakın burada isim 1'in adresini bize ne gösteriyor? Görmüş olduğunuz üzere 49.671.488 diyor ve aynı şekilde isim için adresi de aynı arkadaşlar. Neden? Çünkü bu da aynı şekilde bizim karakterimiz, karakter dizimiz Fatih olduğu için Fatih değerine sahip olduğu için ikisi de iki değişken de aynı değere sahip olduğundan dolayı şu anda aynı container mantığı. Şu an tekrardan çizmiyorum onu. Artık anladığınızı düşünüyorum. Ee, bizim Fatih değerine işaret ediyor. Şimdi e, örneğin gelelim. Biz bu sefer sayı 3 diye bir şey oluşturalım. Sayı 3 eşittir 46 olsun. Ben geliyorum bu sefer diyorum ki sayı 4 eşittir sayı 3'e eşit olsun. Bu sefer ben bunların id değerini yazdırdığımda ne olacak arkadaşlar? Yani hem sayı 3'ün hem de sayı 4'ün id'sini yazdırdığımda yine ikisi de tahmin edeceğiniz üzere eşit olacaktır. Çünkü neden? Ben burada sayı 3 değerini 46 yapmam, buraya da sayı 3 vermem yine 46'yı kullandığım manasına geliyor zaten. Neden? Çünkü ben burada bir atama işlemi yapıyorsam, yani bir değer atama işlemi yapıyorsam sayı 3'ün RAM'den bana değerini al getir diyorum zaten burada. Sayı 3'ün RAM'deki değerine 46. E zaten 46 aslında buraya 46 yazmakla aynı şey olmuş oluyor. Yani değişen herhangi bir durum yok. Yine aynı şekilde ben burada print hatta şöyle yapayım. Şunun içerisinde yazalım onu da. Burada desem ki id 46 desem. Ve bunları da şöyle separate deyip tire 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 koyayım aralarına. Geldim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane boşluk koyalım. Görmüş olduğunuz gibi üçünün de adresi aynı. Çünkü zaten 46'nın adresi bu. Ve sayı 3 ve sayı 4'ün gösterdiği adres, gösterdiği değer 46 olduğu için sayı 3 ve sayı 4'ün de göstermiş olduğu adresi bize iletmiş oluyor arkadaşlar. Evet şu anda benim bu sayı bir yani bu adres mantığıyla alakalı, rem mantığıyla alakalı anlatacağım şey bu kadar. Sadece şöyle bir şey daha söyleyeceğim size. Örneğin siz programınız içerisinde bu sayı 3 değerini kullandınız. Ve artık atıyorum 166. satırdan itibaren bir daha sayı üçü kullanmayacaksınız. O zaman bunun için e, RAM'i rahatlatmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sayı üçü RAM'den uçuruyoruz. Buna biz garbage collection diyoruz. Yani çöp toplaması gibi düşünebilirsiniz. Yani oluşan çöplerin toplama işlemini gerçekleştiriyoruz aslında. Yani çöpleri aslında ortadan kaldırıyoruz. Yani kullanılmayan objeleri kaldırıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Del anahtar kelimesini kullanacağız arkadaşlar. Örneğin del sayı 3, del sayı 4 dedim. Bir daha ne olacak? Bu sayı 3 ve sayı 4 RAM'den gitmiş olacak. Ben burada gelip sayı 3'ü veya sayı 4'ü yazdırmak istediğimde bana ne verecektir? Hata verecektir. Çünkü bakın name sayı 3 is not defined diyor. Yani şurada direkt hata veriyor. Buraya bu satıra gitmiyor bile. Çünkü bu ölümcül bir fatal error olduğu için bu satıra gitmiyor arkadaşlar. E, sayı 4 için de aynı şeyi görelim. Run dedim. Bakın burada da sayı 4 is not defined dedi. Yani iki sayıda bulunmuyor. Bunun sebebi bunu del yani delete yaparak silme işlemi uygulayarak bu objeyi sayı 3 ve sayı 4 objesini sayı 3 ve sayı 4 değişkenini RAM'den tamamıyla uçuruyor olmamızdan dolayı e, bize is not defined hatasını veriyor. Ee, işte bu sayede biz ne yapıyoruz Remi rahatlatmış oluyoruz arkadaşlar kısacası Kullanmadığımız objeleri Remden uçuruyoruz Bu derste anlatacaklarım bu kadardı Bir sonraki derste görüşmek üzere